Atatürk mü? Atatürk. Atatürk. Bir daha söyle. Atatürk. Oh yerim. Sen seviyor musun Atatürk'ü? Öp Atatürk'ü. Bana dedi ki Atatürk. Atatürk. Dur. Bu kim? Atatürk. Bu kim? Atatürk. Atatürk. Bir şey sana bir çocuk konu. Anne senin adını Murat'a koydu. Sayılırsın anne çocuk. Burada da çocuk. Büyüdü Atatürk'e koydu. Büyüdü Atatürk'e koydu. Bir gün sardım babama. Atatürk neden büyük çocuğum dedi bana. Onu seviyor herkes. Çok kötü bir zamanda uçurumlar gibi akar. O bir kahramandan yurdumuzu kurtaran, kalbini sevgi dolu yol gösteren Atatürk'e. Yolumuz onun yolu. Bağlıyız Atatürk'e. Güzelim Atatürk, güzelim. Annemi daha çok seviyor, sen o da seni seviyor. Ben de seni seviyorum. Allah şimdi bunu buraya getirir bence. Allah şimdi bence güzelim Atatürk'ünü buraya getirir, geriden götürüp. Belki buraya getirir. Bilmiyorum ki. Getirir mi Allah buraya? Ölünce kalkacak mı? Hiç mi kalkmayacak? O zaman yatarken de ağlarım ben o güzelim Atatürk diye. Ay kurban olayım. Ne oldu kızım? Atatürk öldü biliyor musun? Atatürk öldü. Atatürk öldü biliyor musun? Çok mu üzüldün anneciğim? Kim söyledi anneciğim sana Atatürk'ün? Öldüğünü söyledi. Çok mu üzüldün anne? Çok mu üzüldün anneciğim? Üzüyorum. Olsun anneciğim, bize bu vatanı bıraktı Atatürk. Teşekkür ederiz ona, değil mi? Ama öldü. Ama anneciğim bak, bizim için bu vatanı bıraktı. Ne olmuş kızım? Atatürk ölmüş. Kim dedi öldü? Başka ne dedi anneciğim? Sonra. Anıtka bir anlatsana Derya'ya. Sonra. Anne. O hiç görmemiş Anıtka. Anıtka ne vardı? Atatürk'ün medayanını yatıyordu. Sonra. Atatürk'ün örtü vardı altında. Atatürk çıkarmıştı, altını atmıştı. Sen Atatürk'ü gördün mü peki? Gördüm. Ama nasıl görebilirsin ki Atatürk'ü sen? Atatürk öldü. Resmini mi gördün yoksa? Atatürk öldü kızım. Hayır, öldü kaldı. Ölmedi, kalbimi yaşıyor. Duyuyorum ben bunu da. Kalbimizde mi yaşıyor? Evet. Alkol ya, çeneyi çeker, bizi gibi çekme. Neydi oku başta? Atatürk'ün eserleri söylenecek bundan geri bütün dünyanın her yeri arsaydı vatan olmalı. Cumhuriyeti canın etti, atalığını ispat etti, varlığın Türkiye'de gitti, acel geldi can olmalı. Yanı Atatürk'ün bütün dünya kan olmalı. Boş müner olmuştu mu? Acel geldi can olmalı. Ağzına sağlık. Gel çay içelim, bir şeyler yiyelim teyze. Yaşa var ol teyze sen. Odur kurtaran, odur yeniden Türklüğü kuran. Yaptığı ordu düşmanı kovdu, ulusu yurdu, odur yaratan. Türk'ün bileği, yüce yüreği, Türklüğe vatan. Bu memleketi canıyla içti bize armağan. Bizi yücelten, atanıttın sen, yürür izinden sana inanan. Türk'ün yürüsün, Türklük büyüsün. Sen Atatürk'sün ey yüce. Nuriye Gül. Kaç yaşındasınız? 80.
Nasıl yaşadınız 80 yıl? Hür yaşadım. Hür yaşadım. Var mı başka şey? Atan cephelerde direrdin, göksünü yurda verdin, göksünü Türklük için sınırlarda sen gerdin, güven olan bir açtın, aşılmaz dağlar açtın, yurttan düşmana düştün, bu vatanı sen kazandın. Atatürk, koca dağdan okarı, tuşunu da giderdi, o kadar savaşları ve batlarla ederdi. Çıktım kapılarına, kapıları doğdu, o günleri bilirim, araba hiç yoktu. Taktik birbirlerini, düşmanlarını gördü. Sarmışlar askeri ilaç yerine verdi. Maşkanın kavakları, köpüğün yaprakları. Uy size heram olsun, Atatürk toprakları. Her gün ona gözyaşı dökülüyor. Atatürk! İlkelerini, devrimlerini, emeklerini çiğneyenlere yazıklar olsun diyor. Başka bir şey demiyorum. Başka bir şey demiyorum. Şubat 1938. Ölümünden 8 ay önce. Ölümünden 8 ay önce Bursa Belediyesi'nce Atatürk'ün onuruna verilen son balodayız. Atatürk belki de bu baloya katılamayacak kadar hasta olmasına rağmen belediyeye gidecek, yaşamla ölüm arasındaki o çizgide çok mutlu bir gece geçirecektir. Biraz da hüzünlüdür. Sarı zeybek aman. Hallerden sakınması gerektiği daha bir hafta önce kendisine söylenen Atatürk pistte hafif ve zarif hareketlerle vals yapıyordu. Herkes onun dansını seyretmeyi, dans etmeye tercih ediyordu. Bu etrafındakilerin her halinden belli. Soluklarını kesmiş, kıpırdamadan duruyorlardı. Gözlerini ondan, bilhassa ayaklarından, yere ne zaman değdiği, yerden ne zaman ayrıldığı zor fark edilen ayaklarından ayıramıyorlar. 4,5 ay sonra yataktan çıkamayacak kadar hastalığı artacak olan Atatürk'ün bu dansın ardından takatsiz koltuğa çökmesini bekleyenler öyle yanıldılar ki. Orkestra şefi Azerbaycanlı Mehmet'e yüksek sesle "Zeybek!" dedi. Bir kahramanlık ayini başladı. Atatürk
modern dünyanın dansı baştan sonra şimdi de bizim de mükemmel bir dansımız var bebeği. Cesaret, güç, gurur ve uyumun simgesi olan zeybek oynuyor. Ona göre zeybek, Batı'nın valsi gibi her zaman kadınlarla oynanabilecek bizim salon dansımız. O efeler gibi savaşırcasına, adeta hastalığa meydan okurcasına oynarken doktorunun endişesi gittikçe artmaktadır. Bu onun oynadığı son zeybek. Yarım saattir salonun ortasında güreşen pehlivanları izlerken kim bilir hangi zaferlerini düşünmüştü. Saat 4'ü geçiyor. Karşıda teşekkür konuşmasından sonra izin istedim. Dumana fakat bizim bir arabamız olacaktı. Yayan mı gideceğiz yoksa? Dedi. Takibe başlayan otomobil durunca hemen içine girdi. Yaverini, ne güzel bir gece. Evet anacığım, ne güzel bir gece. Bir bakma, bir bali, hoş geldiniz.